Selam canikolar, bugün birlikte Duster Trip'e yeni bir güncelleme geldi, ona bakacağız. Gördüğünüz gibi kar spin olayı geldi ve %0.5 ihtimalle bir formüle var. Ben 4 tane attım, çıkmadı videodan önce. Şu an garajıma bakalım isterseniz. Garajımda yeni arabalardan mevcut. Yani yaklaşık 1600 Robux harcadım. Sadece Klasika, Vantage ve Exotica zaten vardı. Bu ikisi geldi. Geri kalanlar da geldi ama niyeyse envanterime girmedi. Ben de onu anlamadım. Bero dedi ki bir kere daha yapalım. Niko, bende tabii şans var. Bero deneyecek bu sefer. Ben hiç mouse'a dokunmayacağım. Böyle yapacak bakalım. Bir 10 spin at bakayım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Sandun geldi. İkinci spinde yine sandun geldi. Ya bu sandun da var ya, sanma. Bakalım bu sefer ne gelecek? Yine rast geldi. Ama demon da güzel ha. Demon da güzel ama demon da gelmiyor. Limon geldi. Limon. %2'lik diamond geldi. Yine rast geldi. Genelde rast geliyor ama. İşimiz rast gitmiyor ama genelde rast geliyor ve bitti. En son olarak da kum geldi. Bir Niko, tane daha deneyelim. Niko hayır. Benim takdim var. Kelsin. Tekli aç şimdi. Tekli açıyorum. Sonra onu açınca denk geliyor. Tekli açtık, bakalım ne gelecek. Merak ediyorum. Tekli deniyoruz. Limon geldi. Şimdi onu aç. Burada gelecek kesin, eminim. Hadi bakalım. Yaklaşık bir 3000 Robux falan harcadım herhalde. Yine devam ediyoruz. Şimdi ne geldi? Sen geldi. Bak burada yazıyor zaten ne geldiği. Yine rast. Yine rast. Son galiba. Bu son olması lazım. Çok sinir bozucu. Vallahi çok sinir bozucu. Aa, 4000 şeyin olmuş. 4000 oldu ama hadi bir tane daha deneyelim. 50.000 Robux'un altına düşeceğim neredeyse. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Birincisi gitti. İkincisi noob. Üçüncüsü rast. Dördüncüsü noob. Beşinci rast. 5 tane kaldı. Ya var, demon gelsin. Demon da güzel ya. Evet, demon da olabilir. Ama noob geldi. Son 2 tane rast ve son bir tane. Aa, limon geldi. Son. Sen geldi. Yine başaramadık. Yine başaramadık. Çıldırmak üzereyim şu anda. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bu kadar Robux harcamışken elde edememek çok can sıkıcı. Ne yapalım, deneyelim mi? Bir daha mı? Evet. Evet. Alana kadar devam edelim. Çok sinir bozucu. Aslında bu kadar bug olan bir oyuna bu kadar çok Robux harcamak gerçekten çok saçma, biliyorum. Ama yani formülayı da görmek istiyorum açıkçası. Noob. Demon bile gelmedi ya. Bir demon bari alsaydık en azından. Limon. Niko bak, taktik blok. Allah'ım sen bize formüle 1'i verme. Aha geldi. Aa, geldi. Ya sen nasıl çılgın bir şeysin. Formüle 1'i almayı başardık sanırım. Sanırım başardık. Bir de demon almamız yok mu? Ben bu işin taktiğinin mucidiyim Niko. Sen bir daha de, inşallah demon gelmez de. Allah'ım inşallah demon'ı sen bize vermezsin yarabbim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Formüle geldi galiba. Yuvum falan yazdı. Garaja bir bakalım hemen. Garajda formülamız var mı? Yes! Ekip diyelim ve oyuna bir girelim bakalım. Bunu da sonraki videoda deneriz ama öncelikle denememiz gereken şey, tamam bu trade almışız. Oyun bir tık değişmiş. Yatağım yok. Yatağım. Vaa, oyuna bir acayiplikler getirmişler. Nerede bizim şu... Aa, formülamız burada. Keşke rengini değiştirseydik. Şeylerimizi bir alalım bakalım. Neler varmış, hemen bir bakalım. Motoru bir alalım. Bero sen arabayı toparla. Tamam hadi sen toparla bakalım. Şu formülanın tekerlerini falan bir bakalım. Oo, çok güzel çok güzel. Biraz oyuncak gibi duruyor ama. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Bu araba tek kişilik olabilir. Hayır. Evet vallahi bu araba tek kişilik olabilir. Ben sana söyleyeyim. Hayır. Burası motor yeri. Araba tek kişilik. Bir şey olmaz, ben ona otururum. Sen başka arabayla gelebilir misin? Gelemezsin. Benzinimiz yok. Aa, arabanın üstüne oturabilirsin. Bak şuraya i̇şte da. İşte öyle. Tamam, bir şekilde halledersin. Sen motor getirdin, ben bir tane daha motoru var. Biz ne yapalım biliyor musun? Şu arabanın arkasına bir eklemeler yapmaya başlayalım. Bu gladyatörü nereye koyacağım ben? Gladyatör değil onun adı ya. Radyatör. Ha, radyatör. Evet, radyatörün yeri de buraymış. Tamam. Çözdük olayı. Benzin var mı orada? Ha, var var bir tane. Burada da var benzin bu arada. Valla. Evet, iki tane. İki araba kombo yapabiliyoruz. İki araba da yapabiliriz. Bence tek arabayla gidelim Bero, gel. Niye? Hiç uğraşma, gel gel. Tamam, arabamız şimdi hazır gibi, bir sesini dinlemek için bir binmek istiyorum. Üf, sesi ne vardır ha onun. Vaa, arabanın sesi muhteşem. Ciddi misin? Evet, arabanın sesi muhteşem bebeğim. Oo, biraz daha kullanımı rahat gibi geldi bana. Yok yok, işte ben kullanamam onu. Çok fazla bağırıyor araba. Buraya merdiven yapmışlar. Önceden merdiven yoktu. Bir tane de tahta bırakmışlar. Orada hamburger de var ha. Ben hamburgerimi yemeyeceğim. Arabama ekleyeceğim. Sen de ekmeğini ekle. Şu büyük tahtayı ben almak istiyorum. Çünkü arabaya
güzel bir ekleme yapmak istiyorum. Yani bunun üstünde istediğimiz gibi bu tahtayı alabiliyor muyuz? Aa, bu tahtayı da alamıyoruz artık. Niko, gazım çok az, 1.1. Bir tane elma var. Elma yiyeceğim ben çünkü karnım gerçekten çok aç. Ekmek olayında kaldırmışlar bu arada Bero. Başlangıçta ekmek vardı. Oyuna bir tık değiştirmişler. Tahtayı alamamam çok kötü ya. Bu tahtayı niye alamıyorum? Bence bu shop'u soyulduğu için, shop'u soyduğumuz için böyle bir önlem almış olabilirler. Nasıl bir önlem? Bakacağız şimdi shop'u soyabileceğiz mi diye. Hadi bakalım. Neyse, bunu bırakalım. Ben gidiyorum arabayla. Daha fazla duramam çünkü yemek ihtiyacım var. Ben de geliyorum. Bekle Niko. Tamam. Bu arada bu arabada el freni olayı yok galiba gördüğüm kadarıyla. Yalnız ateş açılırsa direkt hedef olmamız da çok kötü. Hadi bakalım kaç kilometre hız yapıyor bir bakalım. Öbür arabamız 160 falan yapıyordu. Durma nasıl? Çok yavaş duruyor ya. Neyse tamam, devam edelim. Bero hala gelmeyi bekliyor. 15'teyim, nereye gidiyorsun sen? Bir shop görmek istiyorum. Bir shop 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 shop. Ama aa, takla atıyoruz. Aa, benzin dökülüyor, yapma. Kapat. Ay çok kötü oldu bu. Benim de öyle bir gazım kaldı öyle. Bu araba taklatınca düzeltme şansımız var mı? Yok. Ben geliyorum, çarparım. Çarp bakalım düzelecek mi? Ama ben daha 400'deyim. Benzin mi yeter mi oraya kadar bilmiyorum. Kapıları falan olmadığı için canikolar bu arabayı düzeltmek bir tık sıkıntı ya. Çok büyük dezavantaj. Diğer arabayı bir şekilde takla attığı zaman döndürebiliyorduk ama bunu hiçbir şekilde döndüremeyiz. Bu çok büyük dezavantaj. Ben için. Niko. Canikolar, yorumlarda şunu yazmışsınız. Bu tahtanın üzerine bindiğimiz zaman bunu birazcık sağa sola hareket ettirebiliyormuşuz. Onu deneyeceğim şimdi. Evet bebeğim. Bero sen git, ben sana yetişirim. Tamam. Böyle sağa sola gittiğimiz zaman çok böyle yönlendiremiyoruz ama sağa sola hareket ettirdiğimiz zaman gidebiliyoruz. Bakın yukarıdan üst çekim alıyorum. Bayağı gideceğim herhalde. Ben çok hızlı gidiyorsun, yavaş git. Ben de böyle tahtayla gitmeyi planlıyorum ama aşağı baktığımız zaman gidiyor. Aşağı bakmayacağız. Bakın böyle yönlendirmesi birazcık zor. Bero bayağı ilerlerde bu arada. Tahtadan inmek için de tam aşağıya baktığımız zaman inebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Evet, tahtayla yolculuk. Benzine gerek yok. Sen beni geçmişsin be ya. Bero'ya doğru süzüleceğim şimdi. Hop, tamam, çok güzel. Bero ne yapıyorsun burada? Hadi bakalım, sür bakalım arabayı. İki kişi kullanabilecek miyiz arabayı, onu merak ediyorum. Neyse ben de Bero'ya bak, tahtayla gideyim. Ama bu arabada çok sevmediğim bir şey var. O da takla attığımız zaman düzeltemiyor olmamız. Ya Niko, ben daha binde kaldım ya. Aa Niko, benim şey burada kalmış ya. Tahta mı? He. Tamam, tahtanı al gel. Bero'ya bakar mısın ya? Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin gibisin Bero. Teşekkürler. Yağ mı yok bunun? Şey yok herhalde, su. Motoru tamir etmeyi başardım Bero'cum, geliyorum. Ah! Bu ne ya? Çok saçma ya. Uçup geleyim mi? Zaten biz şu anda arabayı düzelsek bile büyük ihtimalle açlıktan öleceğiz. O yüzden tekrardan gelelim. Şimdi canikolar, tekrar geldik ama bu sefer ben burada ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Mesela bak, bu arabanın rengini çok kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Ama neden bilmiyorum ama bu arabanın rengini değiştiremiyoruz. Bunu bir alalım. Burada ne varmış? Double bottle. Bu bizim işimize yaramaz ama şu can var ya, şu canı almak istiyorum ya. Bu canı almak istiyorum. Tamam, şu canı bir aldık. Bero'cum neredesin? Bero şu anda 56-57 kilometrede, 60 kilometrede. Oy şöyle bak. Tamam, yavaş, bir anda çevirme direksiyonu. Aa, yukarıya bak, yukarıda zombi var. Evet, yukarıda zombi var. Aa, benzin bir şeyler var ama burada mı acaba abimiz? İçerisi bomboş. Bomboş mu? Ama dışarıdan geliyor. Tamam, o hamburger falan var. Evet, adam dışarıda. Radyatör var, hem de 15 litre. Bunu alıp şu şurada bir dursun, alacaklarımızı buraya bir koyalım. Şunu bir taşıyalım önce. Ama zombiler saldıracak. Saldırmaz, gel sen, gitme yanlarına, yeter ki. Tamam. Beklersen beni, ben de geleyim yani. Bin. Gidiyorum, bekle, tamam. Tamam. Hadi gidiyoruz. Şu anda bir shop bulursak soyabilecek miyiz, onu çok merak ediyorum. Şimdi shop için bir önlem almışlar mı, gerçekten onu çok merak ediyorum. Acaba öncekisi gibi kolaylıkla soyabilecek miyiz? İnşallah almamışlardır. Umarım almamışlardır. Şu 15 litrelik radyatörü bulmamız çok iyi oldu bu arada. Aha. Bayağı güzel oldu. Burada hiç durma, burada hiçbir şey yoktu. Aa. Yani en azından beni öldürebilir büyük ihtimalle. Hızlı bir şekilde... Niko gitti. Niko gitti. Niko hatta'ya uçtu. Vallahi hatta'ya uçtum. 1270 metre. Kaçtasın sen? 66. Tamam, ben senin ilerine geldim. Tamam, geliyorum. Tamam, gel 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 gel. Dümdüz. Anam!
Eyvah! Abi oyundaki saçmalığa bakar mısın? Motoru durdurdum ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Arabanın rengi kuma dönüştü. Ana! Çok saçma şeyler oluyor. Çok güzel rengi. Şimdi bir takım önlemler aldım. Bu önlemler nelerdir? Bu araba takla atmasın diye yanlara gördüğünüz gibi kapıları yerleştirdim. Ve bu kapılar zaten bizim işimize çok yarayacak. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hızlan bir takla atmaya çalış bakayım bu önlem işe yarayacak mı? Hızlan. Çevir birden. Evet. Gördüğünüz gibi takla atmaya çalışıyor ama takla atamıyor. Ama niye? Ben yapamıyorum. Buradakiler yere çarptığı için arabayı kaldıramıyor. Ama dikkat et, bunları sağa sola çarpıp da... Bak. Ya. Takla atamazsın, önlemini aldım ben. Ne, tamam, ne düştü, demiştin? Düştü ve ben de bindim. Hadi bas gidelim. Çok efsane bir sahne oldu. Ya yandakileri hesaba katmayı unutma. Senin bir kanatların var ve sağa sola çarpma. Uçabiliyor muyum? Uçamıyorsun ama en azından takla atmıyorsun. Hiçbir şey hakikaten yokmuş. Kendimi boşu boşuna kapattım. Soğan yiyip, bakayım ona. Soğan yiyip oh yapacağım adama. Hadi görüşürüz Niko. Belki kurtarabilirim buradan, evet tamam. Çok güzel bir şekilde atlattım. Bek. Ya Bero şunu yapıyorsun bak, benim staminemi boşuna harcıyorsun. Tamam geliyorum. Bero yine bir şey yapıp arabayı takla atmayı başaracak herhalde, bekle. Anam tövbe bismillah. Fırtına var, dikkat et. Ben bu fırtınada kesin beni gene uçuracak ha. Fırtınadan mı kopacağız ya? Canikolar şok bulduk. Bakalım bir önlem almışlar mı? Ben ineceğim, bir saniye bekle. Yok, yine bir önlem almamışlar. Burayı bir şekilde soymamız gerekiyor. İyice yanaştır yanaştır, tamam. Bekle, çok iyi. Şöyle şuraya. Kanka nasıl yapacağız? Şöyle sabitledik. Aynen, bir tane daha kanadımız var. Onu da almıştım zaten. O kanadımızı da şuraya sabitlersek eğer, sabitledik, şu anda rahatlıkla çalabiliriz. Şimdi bekle, hiç kıpırdatma arabayı. Çünkü arabayı kıpırdatırsan nanayı yeriz. Şimdi bu arabanın üstü açık olduğu için benim hareket etmem lazım. Şimdi Bero'cum ben çıkacağım. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ne? Bu buna bağlı. Bunu alırsak hepsi düşebilir. Evet çok güzel. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şunları ayırmam gerekiyor şuradan. Bunları tekrardan içeri almam gerekiyor. Bunların bir tanesi dışarı çıkarsa nanayı yeriz. Şu kırmızı çizgiden mi? Evet, kırmızı çizgiden çıkmaması gerekiyor. Neyse, nereye? Aa! Berat. Bir şey dışarı çıktı. Şimdi canikolar yeni bir şopa geldik. Yeni şopta gördüğünüz gibi şöyle küçük bir önlem almışlar. Yani bu önlem ne demek? Kaktüsü koymuşlar ki biz içeriye bir şey koymayalım. Şu anda gayet güzel. Direkt ileri gittiği zaman kurtarırız. Şimdi iyi, burada olmamız çok güzel. Hiç uğraşma sen, ben ayarlayayım senin için. Şöyle şunlar neymiş? Bayağı silah var bu arada. Niko burada da var tabanca. Tamam, silahları falan şöyle. Fırtına bir dinsin, ondan sonra çıkacağız. Ben bineceğim arabaya, sen uzaklaş buradan, bayağı git. İleriye doğru git, ben daha arabayı... Daha gideyim mi? Git git, bayağı git, bayağı ileri git. Ben arabayı çalıştırdığım zaman ateş etmeye başlayacak. Buralarda birazcık koruma gibi bir şey yaptık. İlerle ilerle ilerle. Ateş ediyorlar mı sana? Hayır. Tamam. Bero öldü. Bero'yu tekrardan canlandırdık. Ve bir sürü şey çaldık. Bunlar arkada kalsın. Yemek olayını halledelim öncelikle. Bir yemekleri bir halledelim. Ben de şey yiyeyim. Hamburger. Nerede tamam o? Sen de hamburgeri ye. Bunlar burada kalsın. Bizim bunlarla işimiz yok. Silahlar, bazukalar falan burada kalsın. Çok eğlenceli bir yolculuk olacak. Çünkü bütün silahlarımız, her şeyimiz var. Ama yemek problemimiz var. Onu da çözeriz birazdan. Az sonra şeylere gideriz, evlere. Aynen. Bulduğumuz eve gireceğiz. Yanda ev var. Yanda ev var. Yavaşla, yavaşla. Yavaşla, bekle. Biraz daha ilerle. Çık oradan, çık çık. Tamam, ben hallederim. Çık. Adam tamam. Sallana sallana gidiyor ya. Tamam, silahlarımızı da güzel bir şekilde hallettik. Çikolatayı sen ye. Eyvallah. Ye sen. Bak burada güzel bir tahta var ha. Tamam, bu tahta sayesinde kaza yapmayı engelleyeceğiz. Her şeyimizi aldık mı? Evet. Bizim gaz bulmamız gerekiyor artık. Gaz bulup arabanın deposunu doldurmamız gerekiyor. Evet, benzin az kaldı. Aynen. 5000'e doğru ilerliyoruz. Burada çok dikkatli olmamız lazım. 5000'de mi? 5000'de köprü var çünkü. Şu yağmurun, fırtınanın, günün bir doğmasını bekleyeceğiz. Tamam, sen orada öylece bekle. Biraz uzaklaşmam lazım yoksa nanayı yeriz. Tamam, bu kadar basit ya, easy.
Bu depo baya baya iyi çıktı canikolar. Baya bir şeyler elde ettim bu depoda. Gördüğünüz gibi darma duman ettik ama baya faydalı şeyler aldık. Şimdi ne kadar yakıt elde ettim bu depoda gördüğünüz zaman şaşıracaksınız. Bunların hepsi gazdı ve toplamda ne kadar yakıtım var? 40 litre yakıtım var. Solo oynarken daha şanslıyım. Beroyla oynarken bir tık daha sıkıntılar yaşıyoruz. Yani iki kişinin sorunları oluyor, iki kişinin problemleri oluyor. Yemek bakımından iki kişiyi birden doyurmak gerekiyor. Bu oyun solo daha güzel oynanıyor diye düşünüyorum. Bak şimdi takla atmaya çalışıyor benimkisine bak. Hele hele hele. Evet, 5000 metreye geldik. Arabanın hep dezavantajından bahsediyorduk. Şimdi en büyük dezavantajlardan bir tanesinden bahsedelim şimdi. Şu aracın gördüğünüz gibi asfaltla zemin arasında bir çıkıntı var. Bir 5-6 santimlik veya 10 santimlik bir çıkıntı var. Teker aşağı düşerse araba gitmiyor. Arabanın altı çok yakın olduğu için zemine sizin bu arabayla yolda kalmanıza sebep oluyor. O yüzden bunu nasıl engelleyebilirim? Şunu çıkaracağım şimdi. Bunun için bir seçenek bulmamız lazım. Bir şey yapıp. Evet, kurtarmayı başardım. Bu sefer de takla attırmam umarım. Aracımızı kurtarmayı başardık. Yani arabamız çalışıyor gibi. Evet, çalışıyor. Çok dikkatli olmalıyım. Arabada hiçbir avantaj yok. Sürekli dezavantaj. Evet, düşürmemem gerekiyor. Şurada bir duralım. Gerçekten kontrolü çok zor. Bir şey göremiyorsunuz önünüzde. Arabada el freni yok bu arada. Evet, açlık sınırının altındayım. Yakıtı direkt arabaya koyup gideceğim. Yani doldurmayla falan uğraşmayacağım bu arada. Zaten şurayı geçemezsem bu kadar uğraşmamın da bir anlamı olmayacak. Tamam, hepsi tamam. Hadi bakalım. Buradan geçmemiz lazım. Böyle dümdüz geçersem belki geçme ihtimalim var. Neyse, deneyeceğim artık ya. Yürü bakalım kanka. Oo, geçtik. Geçtik mi geçtik? Evet. Kanka buradan da yürü. Bu oyuna bir tık daha ekleme yapmışlar canikolar. O da şu. Hadi geç buradan da. Ya ama burada kalmazsın ama. Hop. Hadi tamam. Buradan geçeceğiz. Hadi kanka, açlıktan öleceğim hadi. Hadi öleceğim açlıktan. Şurayı da şansa mansa geçersem geçeceğim. Evet, geçtim. Şu anda o kadar açım ki bir şop mop yok mu burada bir şey? 54 km hızla gidiyorum ve bir an önce yiyecek bir şey bulmam lazım. Evet, şurada bir yer var. Umarım yemek vardır. Kanka ne olur yemek olsun burada. Yemek var mı? Vallahi dalacağım direkt. Direkt dalacağım. Direkt dalacağım ama daldım ama hiçbir şey yok. Yemek yok abi. Yemek yok. Çıldıracağım. Yemek. Aa, muz. Oha, şansıma bak. Oy, rahatladım birazcık. Birazcık bir tık rahatladım. Şimdi su. Suya çok ihtiyacım var kanka. Kanka suya çok ihtiyacım var. O suyu sal. Ben direkt yemek bulmak için bir yere gitmem lazım. Orada belki var mıydı bilmiyorum ama muzu bulduk en azından bir tık daha. Aman tanrım. Ya yıldırım düşme ama ya. Bir yıldırım düşme ama ya. Tekerlerim yoksa ben oyunu nasıl bit... Ya. Oğlum tekerler nasıl gider ya? Tekerler nereye gider, anladın mı? Neyse, bir tane tekerimiz buraya takalım. Diğer tekerler nerede? Evet, açlık sınırım baya baya altta. Tekerlerim ortada yok. Oha, tekerimin birini burada buldum. Oğlum ne saçma bir oyun. Diğer tekerim nerede? Ya ben bir şey deneyeceğim canikolar. Bu yarış arabasına bu tekerlerden değil de normal tekerlerden taksam olur mu acaba? Onu bir merak ediyorum. O yüzden ben bir daha oyuna gireceğim. Bu çok önemli bir şey. Eğer diğer tekerler bununla çalışırsa, normal araba tekeri, gerçekten süper olur. Kamyon tekerleriyle ne kadar gidecek? 60'ın üstüne çıkacak mı? Çok merak ediyorum. 61. Ooo! Formula 1'i gerçekten. Çok iyi. Çok iyi, çok güzel. 83'leri gördüm. 84 takla atamazsın. Boşuna uğraşma çünkü yanda korumalarım var. Evet, 84'leri gördük. Şuraya bir bakalım, burada ne var? Takla atmaya mı çalışıyorsun sen yüzsüz? Cidden mi? Atmayı başardın mı? Helal olsun. Evet, takla atmayı başarmışız. Bravo. Şu tekerleği çıkarırsam bu araba gitmez bence. Bunda el freni yok canikolar. O yüzden araba kayıyor. Garanti olsun diye şunu da şuraya koyacağım.
Tamam, buradan daha koyabiliriz artık, yeter. Araba kaymadığı sürece sorun yok. İki keredir araba kayıyor ve ölüyorum çok sinir bozucu bir şekilde. Bu hareketlerde normalde araba kayıyor ama şu anda kaymadı çünkü tekerleği sökmek zorunda kaldım. Şunun için soyuyorum burayı. Radyatör bayağı iyi. Başka da yiyecek bir şey, bir tane de Uzi var. Uzi de çok önemli. Bu tekerleği takmadan önce ben şu arabayı bir çalıştırayım. Tamam, çalışır bir şekilde bıraktım. Ve tekerleği takacağım. Yine ölürsem artık vallahi yeter artık ya. Evet, kayma araba. Araba kayma. Kayıyor araba, farkında mısınız bilmiyorum ama kayıyor. Evet. Niye gitmiyorsun? Aa, araba kayıyor. Kayma kayma kayma. Kayma sakın kayma. Evet, hadi bakalım, tara beni, tara bebeğim, tara tara tara, güzel tara. Demek ki önden yapmamak gerekiyormuş. Çünkü arabamızın önü açık. Çıldıracağım. 13.513. denememizi yapıyoruz. Tekerleğimizi çıkaracağız kaymasın diye araba. Araba yine kayıyor ya, çıldıracağım. Şaka gibi ya. Şöyle durduralım bakalım, belki durdurur. Şimdi çizgiye baktığımız zaman çizgi böyle kılı kılına, bu yeterli değil bence. Bir tık daha uzatmamız lazım bunu. Şimdi arabayı kaydırmadan bunun üzerine doldurmamız lazım. Çok sakin, çok yavaş halledeceğiz bu sefer. Güncellemeden sonra bayağı bir şeyler yapmışlar canikolar. Bazı yerlerde bunların önüne kaktüs falan koymuşlar engel olarak. Zaten bu arabanın el freni olmadığı için bir tık zaten tehlike. Şunu alır almaz... Kayma ihtimali var mı? Yok. Arabaya biner binmez çalıştırıp gitmemiz lazım. Çizgiye ne kadar uzak? Bayağı uzak. 5'tir uğraşıyorum soymaya. En sonunda soyacağım herhalde. Hadi bakalım. Ne tarafa gideceğiz? İleriye doğru gidelim bence. Artık yeter, soymak istiyorum. Geri geri gidiyorum. Korkudan nereye gittiğimi de bilmiyorum. Şu anda şopun önündeyim demek ki, sıkıyor. Evet, atlattık sanırım ya. 2000 metreye kadar geldim. Evet, çok güzel. Sonunda bunu soymayı başardım. Öncelikle şu karnımı bir doyurayım. Bunları güzelce bir yerlerine koyalım. Mesela bu bazukaları falan. Ya bu mekanik, oyunun mekanikleri çöp ya, bildiğiniz çöp. Şimdi silahlarımı bir tarafa, yemeklerimi bir tarafa koyacağım. Benim için önemli olan birkaç şey var zaten. Bence en güzeli dinamit olabilir. Dinamit çok mantıklı olabilir. Benzinlerin içine koymuş olmam da çok büyük dezavantaj. Hepsini yok ettik mi? Bir tane keko var. Hadi öl kanka. Burada güzel karnımızı doyuracağız demektir. Şimdi malzemelerimizi toplayalım. Buradan topuk yapacağız. Silahımı alayım şöyle. Silahımızı yerine koyalım. Yemeklerimizin yeri bu taraf. Güzel. Neyse, burada daha fazla durmaya gerek yok. Birçok şeyimizi hallettik. Tahtamızı koyduk falan filan. İnterim ilan. Hadi bakalım gidelim buradan. Yeni bir shop daha buldum. Bir saniye bir bakalım. İyi bir şeyler varsa gireceğim. Yoksa girmeyeceğim. Silah güzel. Ya yani bir silah var işimize yarayan. Yani bunun için uğraşmaya değer mi bilemedim şu anda. Biz devam edelim. Zaten yeterince silahım var, bir yağda sıkıntım var ama yedek motorum var. O yüzden bence hiç uğraşmaya değmez, devam. Şaka gibi, araçta el freni olmadığı için arabayı kovalıyorum. Çünkü araba bir tık hareket etti, yanlışlıkla zombi çarptı. Ve arabayı kovalamak zorunda kalıyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi oyunda? Oyun aslında çok zevkli. Bir şeyleri yapamamak çok zevkli. Kanka ya, yemin ediyorum sanki var ya, ordu var içeride. Sanki dünyayı koruyorsunuz. Git şuradan. Lan yarabbim, 500 tane mermimi harcattı. İçeride hiçbir şey çıkmazsa var ya, bu evi yakarım ben. Bu ne oğlum ya? Kalorifer petekleri falan var. Şu benzin mi? Onu merak ettiğim için girdim. Oo, gaz iyiymiş. Gaz iyi de araba nerede? Araba gitti mi? Araba beni terk edip gitmiş gene ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Kanka sen benden ne istiyorsun? Niye beni zorluyorsun? Ya kanka bir dur bir dur, Allah'ını seversen bir dur ya. Normalde basarım gitmezsin. Şimdi kendi kendine gitmeye çalışıyorum. Ah, bir de bir fırtınamız eksikti kanka, süper. Evet, meşhur yere geldik. Bak, normalde bu araba buraya düştüğü zaman normalde çıkamıyor bakın. Ama bu tekerlekleri taktığınız zaman canavar gibi çıkıyor. Süper bir şekilde buradan geçmeye çalışacağım. Şimdi bir dur kanka. Şurada alacağımız yakıtlar falan var. Şimdi şuradan geçmeyi planlıyorum. Eğer geçemezsem daha da oynamayacağım. Yeter vallahi. Hadi. Oo, tekerler efsane kanka. Kanka tekerler efsane kanka. Buradan geç. Buradan geç kanka. Hop. Güzel. Bir de buradan geç kanka. Kanka yavaş. Abartma. Sakin ol. Kanka ne olur geç. Bak ne olur geç hadi. Evet, adamsın kanka. Korumalarımızı gene almamız gerekiyor. Yani takla atmamak için şuralara koruma koymam lazım.
Dursun mu ya? Neyse birazcık yavaş gideriz, takla atmamaya çalışalım ya. Artık yavaş yavaş gideceğim Canikola çünkü ileride dar yerler var. O yüzden kanatlarımı takmadım. Bir şopa girdim, şop tamamen silah satıyor neredeyse. Burada bir tane AK-47'ler var, keleşler var. Sonra bir tane pompik var. Burada da yağ var. Bütün ihtiyacım olan şeyler var aslında. Deneyelim bence ya. Burayı bir soymayı deneyelim bence. Evet, silah tüccarı abimizle soyduğumuza göre gördüğünüz gibi bütün silahları aldım. Bütün silahlar. Burada bir sürü silah var bu arada. Buradan ölmeden kaçmayı planlıyorum. Araba da şu an hala çalışıyor olması. Kaymadı. Neyse kanka görüşürüz. Evet, ne tarafa gideceğim bilmiyorum ama şu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Tamam, çok güzel. Kurtardık. Bir sürü silahımız oldu. Silah konusunda hiçbir problemimiz yok. 8000 metreye doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. Gözümün önünü göremiyorum ama devam edeceğiz. Evet, şurada bir yer var. Kenardan bakacağım bir şey var mı diye. Bir tane de pompik alayım. Gel bakalım kanka. Şu pompiyi şuraya bırakalım. Kapıyı bir açalım. Kanka kaçmayın ama, niye kaçıyorsunuz? Oğlum, şu benim için çok önemli. Tamam, çok güzel. Çok güzel kanka, ne olur yıldırım mıldırım, bak uğraşmayalım ya. Tamam, güzel, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz kanka. Bu videoyu tam olarak 17. kez falan oynuyorum. Bu video için ve yaklaşık 4,5 saattir oynuyorum. İğrenç arabayı aldığım için gerçekten çok pişmanım. Siz pişman olmayın diye aldım bu arabayı. Yani en ufak fırsatta taklatıyor. Ama Formula 1 lastiği olduğu zaman şuradaki en ufak çıkıntıda dahi araba kalıyor. Çok güzel bir şekilde ilerliyordum. Bakın her şeyim var. Benzinim var. Bir dünya silahım var. Dünya kadar yiyeceğim olmasına rağmen gördüğünüz gibi araç böyle bir takla attığı zaman aracı düzeltme şansımız inanın kalmıyor. Yani bu arabayı düzeltmek gerçekten çok zor. Diğerlerini daha rahat düzeltiyorum bu arada. Ama bunu gerçekten düzeltemiyorum yani. Araba patlamıyor bu arada herhalde. Şu benzine sıktığım zaman benzin de patlamıyor. Arabayı gazla yıkıyorum, yeter. Belki bu arabanın mekaniğini falan düzeltirlerse çok güzel olur. Umarım düzeltirler bir an önce. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.